Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından sadece WhatsApp'tan arkadaşlar yazarak ve de Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak bana ulaşabiliyorsunuz. Ee, öncelikle her sabah 10'da her akşam da saat 6'da iki ayrı fal videosu yayını alıyorum biliyorsunuz ki sürekli takip eden arkadaşlarım e, biliyorlar aramızda yeni katılan arkadaşlarım için söylemekteyim. Şimdi bu arada ben buradan daha önce tarot açılımı yapıyordum. Her gün günlük buketle tarot kanalımdan günlük açılım yapmaya devam etmekteyim arkadaşlar. E, Fincanımı kapatırken izleyecek arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin diye pozitif bir enerji gönderiyorum. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu dileyin. Bakalım neler söyleyecek. Fincanımız bize bugün ne varsa gönlümüzdekilere göre bir mesajı neymiş açılımımızı gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımız dedim. Pozitif enerjilerimizi gönderdik ve fincanımızı açarken daha şurada bir gözümüzü görüyoruz. Tam ortada göz nazar anlamındadır tabii ki de belli ki yaptıklarınız bir şekilde birilerinin gözü götürmüyordur arkadaşlar mesajı. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisini dile getiririm ama tabii ki de bize aittirler bizim tecrübelerimizdir şunu söylemek isterim açıkçası. 10 sene öncenizi göstermez hiçbir fincan onu fal değildir. Geçmişte son zamanlarda yaşadığınız düşünceler neymiş? Özellikle zaten son zamanlardaki düşüncelerinizde çok ciddi göz almışsınız. Nazarlı fallar hep derin felak nasıl inşira. Ada çayı tütüleyin. suyla evinizi silebilirsiniz. Bunlar o negatif enerji. Özellikle bir evinize biri geldi ve negatif bir enerji bıraktı. Hemen arkasından biliyorsanız o kişinin niyetinin aslında iyi niyetli olmadığını. Hemen bunu yapın arkadaşlar, o enerjiyi, o elektriği dağıtıyorsunuz. Şimdi açar açmaz falda bir hesaplaşma durumu var. Çünkü şöyle olmuş, birisi birisinin sırtına binmiş, sırtına binen hem kişiyi, bu bu arada bu bence sizsiniz, şöyle, birisi sizin sırtınızda. Yani bari sizin emeğinizi, paranızı her şekilde sömürüyor. Hem sırtınızda hem de arkası dönük. Yani arkasına baktı da küçük kalmış birisi var. Yani sizin sırtınızda sizi besleyen yani sizin beslediğiniz kişi hem sizi kullanıyor hem de gözü arkada kalmış arkasında kalan birisinden komut alıyor diyebiliriz. Yani babasınızdır evladınızı sırtlamışsınızdır sözde sizden destekleniyor ama ve lakin kafa arkada annesine bakıyor da diyebiliriz. Bu bir örnekte bunu her şekilde değerlendirebilirsiniz. İş yerinden arkadaşınız dahi olabilir. Ama emekler sizden ee, ve siz bunun farkındasınız aslında yani bu durumun. Ama e, pes etmiyorsunuz, <laughs> teslim de olmuyorsunuz, mücadelenize devam ediyorsunuz. Arkadaşlar bu şey işareti çıkmış. <laughs> e, pardon. Hani bu herkesin her iyiliğin içinde kötülük, her kötülüğün içinde iyilik vardır ya bir şeyleri dengelemeye çalıştınız o kadar çok belli ki. Yani iyilik ve kötülük arasında sıkışık e, daha doğrusu şöyle. Her hayırlı olanın içinde anladığım kadarıyla bazı hayırsızlıklar var. Ya da her kötülüğün hayırsız gördüğünüz için bazı hayırlı noktalar var. İşte siz belki de bir seçim aşamasındasınız. Ve hangisi olsa diye belki de bir karar verme durumu var. Sırtınızda bir insan hali hazırda devam ediyor sizin üstünüzde. Ve de net bir şekilde siz karar vermeye çalışıyorsunuz. Önünüzde resmi bir süreç beklemekte. Kafanızda bir para bu parayla alakalı işte bu dengeyi sağlamak şart diyorsunuz. Hani biraz iki ucu durumu var. Yani yukarıya tükürsek bıyık aşağı tükürsek sakal dersin ya o o misal. Bir kararsızlık yaşamışsınız. Öncelikle birkaç ayınızı bu şekilde bu kararsızlıkla ne yapsam der gibi görmekteyim. Para biraz büyük şu ve dağ gibi tepenin üstüne çıkmışsınız. Yani para hafife alınası bir para değil. Dolayısıyla emeğe emek vermeye devam edeceksiniz. Bir kayıp bir iflas durumu mu acaba dedim. Bir haksızlığa uğradığınız için kendi payınız mıdır acaba dedim. Üç kişi olarak konuşuyorsunuz. Daha sonrasında sizin kafanızda ciddi bir şekilde karışıklık belirmiş ama karşınızdaki o insanı küçültmüşsünüz. Yani sırtınızda beslediğiniz insanı küçültmüş olabilirsiniz. Yolunuzdaki her kimse sizi bu anlamda hakkınızı almaya çalışan o kişiyi küçültmüş olabilirsiniz. Hani gücünüzü toparladığınızı görüyorum ama el mahkum durumu da var burada. Yani hem rahatsınız hem de beklemek zorundasınız. E gücünüzü toplayıp karşı tarafa ekart ettikten sonra bir rahatlama gelmiş ama bekleme süreciniz devam etmekte. E şimdi siz de bir ara özellikle şu günlerde geçmişe tıkılı bak yani şöyle yönünüz geçmişe bakıyor ama etrafınız temiz sadece zihniyet olarak geçmişteki bir şeyi sorguluyor ya da yargılıyor şeklinde görünüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu olmuş değil önümüzdeki bir 10 gün içerisinde sizi geçmişi sorgularken görüyorum. Hani olmasaydı der gibisiniz açıkçası. Ama bu resmiyetle alakalı bu hesaplaşmasa yani İç hesaplaşmanız dahi olabilir bu. Ama bu süreç sizin artık kendinizi kendinize kanıtladığınız bir süreç. Dolayısıyla çok kısa kalmış. Bitti bitecek yüzdüm kuyruğuna geldim dediğiniz dönemleriniz var artık önünüzde. Çünkü özellikle Şubat'ın 15'ine 20'sine kadarki süreci kesinlikle e, rahat daha ferah daha sakin bir şekilde geçiriyorsunuz. Çünkü Şubat'ın 15'inden sonra asıl sizin mücadeleniz hani şu bekleme aşaması artık bitmiş dediği süreç açıkçası arkadaşlar bu Ocak bitimi Şubat'ın 15'i sonrası sizin hayatınızda artık hareket hali başlıyor sonuçlar elle alınmış ve mücadele başlanılmış ya bir yol var böyle. E, bu yol böyle dönüp dolaştınız. ya şöyle hamster gibisiniz arkadaşlar. Bir konu sizi dönüp dolaşıp aynı noktaya çıkartıyor. E, şey gibi şurada bir yol var böyle dön dolaş dön dolaş hep aynı yerde gibisiniz. Böyle sekiz çizmişsiniz adeta. E, beliniz bükülmüş mü? Aslında evet. E, sırtınızda bir e, B harfi görüyorum bu arada. B gibi duruyor. E, bu insanla alakalı bir vesveseniz var. Kafanızda küçücük kalmış ama bu insan sizin. Önünüze bakıyorsunuz. Önünüzde birisiyle konuşacaksınız arkadaşlar. Yine bir S harfimiz çıkmış yalnız falda. Ee, çıkanı söylüyorum biliyorsunuz ki hep S çıkıyor diyen arkadaşlarımız da olabiliyor. Gerçi A harfi de görüyorum ama en azından Şubat'ın ortasında karşılıklı konuştuğunuz kişiyle aranızda duran bir S harfi var. Şimdi karşınızdaki insan size bir şeyler söylüyor ama... Arkasındaki iki kişi onu mutlaka destekler pozisyonda. Yani eğer siz bir iş yerine başvuruda bulunduysanız da üç kişi konuşacaklar. Siz birisiyle konuşuyorsunuz ama arkasındaki iki kişiden destek alıyor bu insan. Sonra arkadaşlar böyle bir şeyler sizi aşağı çekiyor. Siz küllerinden doğacağım dedikçe aşağı çekiliyorsunuz. Bir şeyler aksilikler sanki hiçbir şekilde bırakmıyor peşimi der gibi isyan modu oluyor. Ama deseniz ki bana ne kadar sürer inanın bekleme süreciniz her neyse karşılığını aldığınız için artık sizin için mücadele bile çok daha keyifli olacak. E çünkü şöyle bir şey görüyorum. Şubat ayındaki mücadelenizden sonra Mart ayına doğru azalarak gidiyor bu mücadele. E çok geçmişten gelen bir tarla tezek gibi çıkmış uzun uza diye giden için alt kısmı laflarla dedikodularla dolan Hemen de bir yol vermiş fark ettiyseniz işte bu yolla alakalı sizin yani Mart ayında gündeminizde bu para olur, bu mal olur, bu mala dair yola gitmeniz gerekecektir arkadaşlar. Çünkü iki kişi konuşuyorsunuz. Ya baya kafanızda büyümüş. Bir şeyleri kafanızda büyütmeyin derim. Çünkü kafanızda büyütükçe siz kendinize doğru yol çizemez gibi görünüyorsunuz. Ee, kesinlikle... Ee... Yolun sonunu ortasını hatta kesen bu tarla durumu var. Ama bu tarla durumundan sonra karşılıklı konuştuğumuz kişiyle bu tarla engeli ise eğer ki tarla diyorum ama anladınız siz para mali de karşılığı olan bir yatırım bu bir arsa bu bir tarla bir bir şey gibi böyle. Mart ayının sonuna doğru özellikle önünüzü o kesecek. Ama siz sonrasında net bir şekilde açıyorsunuz bu yolu. E, Şubatla alakalı benim anladığım bir anahtar var. İş ya da ev anahtarıdır demektir bu. E, bir kişiyle anlaşmaya çalışacaksınız. İki kişinin fikri çok önemli orada. E, siz tam rahat erdim deyince birileri sizi aşağı çekmeye çalışacak tekrardan. Ama baktığımda yine ufkunuz geniş gelecekten umudunuzu kesmiyorsunuz arkadaşlar. Yani ben sizi burada Şubat'ın bitimiyle Mart ayında bir ferahlık sadece bu sefer gündeminize de bu para, tarla, arsa neyse bunun adı sizin için mali değeri var bunun onunla alakalı bir yola gidişiniz yolda kesinlikle bir engelle karşılaşılıyor bakın pes etmeyin çünkü sonrasında aşıyorsunuz yani bu şey şeyde alacağınız paraya dair olan o yolda net bir şekilde kesiyor bir engel ama kesinlikle aşacaksınız o yüzden pes etmemek sizin adınıza hayırlı görünmekte bakalım tabak bize neler söyleyecek şimdi öncelikle iş yerinizde oldukça laflar var burada Hani hatta aş tarafınızı çok temiz gördüm. Şimdi şöyle size göstereyim arkadaşlar. Yani bu sizin ailedeki az önce gördüğüm dikdörtgen arsa tarla dediğim şeyin adı. Yani para. İki kişi bakın konuşuyorsunuz. Üçüncü kişi de kenardan dolanacak gelecekmiş gibi. Yani bu sizin hanenize gelmiş. Rızık olarak veriyor. Bu sizin rızkınız. Siz neyle karşılaşırsanız. Hani hangi engelle karşılaşırsanız karşılaşın. Şurada da hala balık gibi görünüyor zaten. Çekicinizi görüyor musunuz? T gibi duruyor. Yani siz kafanıza şu Şubat'taki olayları hallettikten sonra Mart ayında bu mirasla alakalı parayla alakalı yaşadık, ya yaşamış olduğunuz artık her ne ise arkadaşlar net diyorsunuz ki tamam artık yüzdüm kuyruğuna geldim ben bunu alacağım kimseye de dinlemem. E, nitekim de bu para size geliyor eninde sonunda. Hele ki yazın şurada çok güzel bir gelişme olarak vermiş. E, siz bulutlarınız ara ara var ama tamamen sizden kaynaklanıyor. Yani siz bazı şeyleri kafanızda büyütmezseniz aslında yolunuz açık. Aldığınız kararın yolu açık arkadaşlar. Gideceğiniz yer, iş, neyse yöntem sizin adınıza çok hayırlı. Bunu çok net söyleyebilirim. Haricinde işle ilgili çok ciddi anlamda dedikodu haliniz çıkmış burada. Bu dedikodular sizin aslında kendinizi hiç dünyanıza kapatmanıza sebebiyet veriyormuş gibi. Fal diyor ki sen bu şekilde yapma kaybetme. Çünkü yolun önün açık senin. Dolayısıyla da arkadaşlar. Ben şunu söylemek isterim. Aç tarafınız temiz, iç tarafınızı laflar biraz başarıdan da olabilir. Sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz, içinize atmışsınız. O yüzden esarette gibisiniz. İç dünyanızda mutsuzluk yaratıyor. İçindeki durumu keşfet. Sen burada önemli bir kişisin. Güçlü bir karaktersin. Verilen görevi teslim edecek yapıya sahipsin. Yapma bunu kendine diyor bu fal. Çünkü sonrasında çok güzel bir ay doğmuş gibi hatta bu beyazlık. Kariyer anlamında hayatınızda güzel gelişmeleriniz olacak. Canınızı boş yere sıkmayın derim. Umarım da sıkmazsınız. Ailede alınacak olan parayı net en geç Mart sonu, Nisan, Nisan sonu diyebilirim. Mart sonunda güzel gelişmeleriniz var. Nisan'da da net bir şekilde bu para sizin hanenizin haneye yazılmış artık yani haneye girmiş gösteriyor. Alacaksınız, almışsınız gösteriyor arkadaşlar. Kariyerdeki başarınızı göz ardı etmeyin derim. Laf söyleyen kendine söylesin deyip kendi kendinizin önünü açın derim arkadaşlar bunu yapabilecek güce sahip olarak veriyor falınız size ben görebildiklerimi söyledim bugünlük ne varsa fincanın enerjisinde sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl ulaşabiliriz diye çok soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece yazarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kitle kahve falı instagram hesabından da yine ulaşarak, yazarak yine tabii ki de ulaşabiliyorsunuz. Ben her falımın bitiminde buradan mutlaka olumlamalarıma devam ediyorum. Sonuna kadar dinlediğinizi biliyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet emek veriyorum gerçekten ama karşılığını sayenizde çok güzel alıyorum. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Çok pozitifsiniz Buket Hanım. İyi ki varsınız diyorsunuz ya inanın siz de iyi ki varsınız. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle 2 senedir buradayım. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Zaten e, hali hazırda borcumuz yoksa bile, aşkımız tamsa bile, huzurumuz yerindeyse bile şu son 2 yılınızı bir düşünün. Herkes aynı anda telefondan aynı şeyleri konuştu. Yani hepimiz aynı bilinmezin içindeyiz. Rabbim sağlıkla sınamasın yeter ki. Ben herkese e, kesinlikle sağlık temenni ediyorum. Bu yeni yıldan da beklentim bu açıkçası. Hani daha ilk ayındayız. Allah diyorum Rabbim bizleri sağlıkla sınamasın. Dermansız dert de vermesin. E çünkü sağlığımız yerindeyse aslında su yolunu bulacak. Derdimiz tasamız her neyse boş. Çünkü karşılığı mutlaka eninde sonunda açılıyor. Ya Sen iyilik yaptığını zaten demişler ya o misal. Ben inanıyorum ki arkadaşlar yapılan iyilikler karşılıksız kalmayacak. Ve de şöyle bir şey var. Kesinlikle yani yakınlarımızdan darbeler alabiliyoruz bir kapımız mutlaka kapanabiliyor ama en hayırlı olanı açılacaktır zamanı gelmiştir kapanmalıymış diye bakmak lazım yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemek lazım yani ne ise yaşadığımız şey neyiz ne olduk ne olacağız bu hep böyle olmalı aslında ne olacağız demeliyiz kendimize Umudumuzu o yüzden yarınlardan yitirmemeliyiz arkadaşlar. Çünkü inanıyorum kapanan kapılarımız varsa yenileri açılacak. En yakınlarımızdan gelen darbeler zaten yakın olduğu için çok darbe hissediyor ya insan. Ama o da sınav dünyasında, etme bulma dünyasında. Yani aslında insanoğlu kalbinde ne varsa etrafındakileri onu verebiliyor. Ben siz kalbi güzel olan insanlardan olun temennisindeyim. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri sizin olsun. Karşı tarafın beddua ederek enerjisini üstümüze almanın gereği yok diye düşünüyorum. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin arkadaşlar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bunlar benim kendi hayatımda uygulayıp şifa bulduğum düşünce yapısıdır. Bende işe yarıyorlar. Buyurun siz de deneyin. Belki sizde de işe yarayacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere o zamana kadar. Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.